Labs için çıkan karar ve bu işin Ripple boyutu üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz önceki videolarda bir durum değerlendirmesi yapmıştık. Tabii işin daha çok Terraform Labs üzerine olan boyutundan bahsettik. Buradaysa tersi, daha doğrusu tersi demek de çok mantıklı değil ama dediğim gibi işin biraz daha Ripple boyutundan bahsedeceğiz. Ripple'a bu karar nasıl etki eder mi vesaire. Birincisi tabii bir yargıcın tutup şu şekilde açıklama yapması benim genel görüşüm Torres'inki ile uyumlu değil ve şey yapılmasını mantıklı bulmuyorum. Yani sadece şirketin yapmış olduğu satışların birer yatırım sözleşmesi olduğunu değil. İşte diyor ki Havi testi bunu bu şekilde yapmaz. Ne diyor? Yani diyor ki Havi testi her bir yatırımcı için vakidir. Sonuç borsalarda yapılan satışların da birer menkul kıymet olabileceği ve bunların da aynı şekilde yatırım sözleşmesi kapsamına tabi olduğunu söylüyor. Aslında buradan şunu anladık. Şeyde konuşmuştuk ya önceki videoda da yani Terra üzerine yapmış olduğumuz videoda da biliyorsunuz konuşmuştuk ya. Burada Ripple'la SEC'e bakan davasına bakan yargıç şu anda Terra davasındaki yargıç olsa aslında biz şunu diyor olacaktık. He, şey kaybetti. Nedir o? Ripple kaybetti diyor olacaktık. Çünkü karşımıza yapılan satışların tamamını, bakın yapılan satışların hemen hemen diyeyim hadi tamamını birer yatırım sözleşmesi olarak değerlendiren bir yargıç çıkmış olacaktı. Ve sonuç olarak hüsran ve temize gidilen Ripple tarafından temyiz başvurusu yapılan bir süreci izlemiş olacaktık biz. Daha doğrusu izliyor olacaktık. Bilmem anlatabiliyor muyum? Netice itibariyle birincisi SEC şu anda temize gidiyor. Yani temize gitmesi hiç değilse bekleniyor diyeyim. Peki bu şartlar altında olay nedir? Demek ki birincisi SEC temiz esnasındayken de bunu kullanacak. Yani tutacak ve diyecek ki işte bakın böyle böyle oldu. İşte bir tanesi Terraform Labs'a karşı yapılan açıklamalarda böyle bir karar verdi. Dolayısıyla SEC bunun tam aksine yargıç tarafından hani Terraform Labs'ın yargıcı tarafından verilen kararı doğrudan birer şey olarak gösterecek. Kendisi tarafından olduğu noktasına getirecek ve bunu emsal göstermeye çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir süreç. İkincisi şunu yine bir açık bir şekilde biz görmüş olduk. Demek ki piyasada hala bu şekilde düşünenler de var. Yani öyle farklı yargıçlar da var ki yargıç Torres'in biz her ne kadar söylemiş olduğu karar ve bakış açısını mantıklı gibi görmüş ve bu şekilde değerlendirmiş olsak da bunun tam tersi şekilde düşünen yargıçlar da var. Bu da temize gidildiği halde aslında Ripple'ın ters bir karar alabilme ihtimalinin zannettiğimiz kadar düşük olmadığını bize getirmiş oldu. Bilmem anlatabildim mi? Tabii bu şartlar altında da maalesef XRP Coin tarafında delist haberleri görülebilir. Peki şimdi sonuç ne? Yani dedik ki toparlamak gerekirse gelen bu haberler işte yargıç temizde Ripple'ın aleyhine karar verirse ki bu ihtimalin olduğunu da azımsanmayacak noktada olduğunu da öğrenmiş olduk ve bu şartlar altında ne yazık ki ABD tarafında borsaların satışına müsaade edilmeyecek. Bu Binance için de geçerli, yeniden Coinbase için de geçerli yani tekrar delistlerin olmasıyla alakalı. Şimdi zaten başkanlık seçiminden önce açıkçası davanın neticelenmesi, davanın nihayete erdirilmesi vesaire beklenmiyor. Tamam mı? Böyle bir süreç var ortada. Dolayısıyla Ripple biraz daha dayanmayı başarırsa, tabii başarır mı sorusu dediğim gibi bence başaracaktır. Çünkü hem dava süreci yavaş ilerliyor ki daha temize gidilmedi bile yavaş ilerleyen bir dava süreci ve genel dava yapısı var. Buraya kadar direnmeyi, dayanmayı başarırlarsa
Beraberinde bizim karşımıza çıkacak senaryo muhtemelen değişen bir hükümet, değişen bir SEC başkanlığı ve yönetimi ortaya çıkacaktır. Hatta ben sürekli şunu iddia ederim. Ortamda bir değişiklik yakalanabilse, hükümet değişse, evet bu şartlar altında gerçekten de farklı şeyler olacaktır ve belki de SEC bu dava sürecini hiç başlamadan kapatabilir bile. Ve bu hiç az bir ihtimal değil. Gayet de yüksek bir ihtimaldir. Anlatabiliyor muyum? Bunun üzerinde durmak lazım ve bunun altını çizmek lazım. O yüzden Ripple için şu anda bizim beklentimiz 2024'e kadar devam. Ortam ve hükümet değişince zaten yasa çıkacak. Tamam mı? Hükümet değişirse hemen McHenry pat diye şey çıkarır. Hemen yasayı mevcut komite tarafından onaylanan yasayı direkt Senato'ya yollar. E bu sefer de Senato kabul eder. Senato kabul ettikten sonra da ne olur? Zaten yasalaşmış olur yani. Başkanın önüne gider, başkan onaylar falandı filandı gibi bir süreç yani. Dolayısıyla böyle bir beklentimiz var ve yasa işi çözecektir diyebilirim. Bakalım, beklemeye devam ediyoruz. Terraform Labs davasının yargıcı XRP için verilen karara katılmıyor. Terraform Labs davasına bakan federal yargıç XRP ile ilgili verilen karar hakkında düşüncelerini söyledi. Diyor ki Bloomberg'in haberine göre yargıç tokenların satış biçimiyle ilgili bir ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek XRP davasına bakan yargıçtan farklı bir görüş dile getirdi. Terraform Labs kurucusu Duvon, kayıtsız menkul kıymet satışına ilişkin XRP ile ilgili verilen kararı emsal olarak göstermek istiyor. ABD bölge yargıcı Jed Rakoff, token satışının halka açık ve kurumsal satış şeklinde sınıflandırılmasını reddettiğini ifade etti. Rakoff'un açıklaması, Ripple davasında XRP lehine karar alan Annalisa Torres'in kararını bozmasa da bu açıklama dijital varlıklarla ilgili belirsizliği artan bir gelişme olabilir. Evet, burada doğru söylüyor. Hani doğrudur. Annalisa Torres'in tabii ki de şeyinde bir sıkıntı olmayacaktır. Kararında bir sıkıntı olmayacaktır. Ama dediğim gibi sonuçta farklı bakış açılarının ve farklı yaklaşım açılarının olduğunu çok açık bir şekilde görmüş olduk. Aynı şekilde bu devam eden temyiz esnasında da kullanılabilecek bir argüman olduğu için mevcut işleyişte de Ripple'ın başını ağrıtacaktır. Bütün süreç karşımızda bir şekilde devam edecek. Biz de hepsini bakıp yorumlayacağız diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.